Semra Hanım'la. Türkçe öğretmenidir kendisi. Artık korkutmaya gerek yok zaten. Korktular yeteri kadar. Fatih Bey'in de öyle korkacak bir hali yok maşallah. Dağ gibi taş gibi. Bizim yapmamız gereken de şu 8400 puanla hali hazırda hop oturup hop kalkan Ece Hanım'ı bir rahatlatalım. Değil mi? Geçiverin o 8400 efendim, rahatlasın Ece Hanım. İnşallah bakalım. Hatta yani kendimize sınır da koymayalım. Fatih Bey'i de sıkıntıya sokacak puanlar almaya bakalım. Olur mu? Bakalım inşallah. Deneyeceğim. Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Buyurun geliyor. İlk 4 harfli cevabınızın sorusu. İnanılır, güvenilir anlamlarında bir emin. Erkek ismidir emin. Gayet güzel. Aynı şekilde ben de hızlı okuyacaksınız. Ne olur susturun beni bulduysanız cevabı. Yerden, yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan... Baza. Sandık olarak da kullanılan boş bölme, baza. Haydi gelsin, 5 harfler. Hızlı başladık, ritim güzel. İskambil destesinin şakacı elemanıdır. İsmi de öyledir, şakacı. Biliyor gibiyim ama bir harf alayım. Yapmayın. Emin değilim. Yapmayın, bir daha düşünün. Çıkmazsa... Bir daha düşünün. Aklıma çok gelmiyor, çok hakim olduğum bir konu değil çünkü. Yahu tamam, siz yine bir daha düşünün, kendinize de güvenin. Niye bu kadar ciddisiniz? Yok, bir harf alacağım. Bir harf Why alacağım. You are so serious Semra Hanım? Bir harf istediler efendim. Joker. Joker buyurun. Biliyormuşum ama. Şimdi boşu boşuna 100 puan kaybettik. Evet. 100 puan farklı geçerse Fatih Bey sizi bu Joker'e... Üzülürüm. Üzülürsün, ben de üzülürüm evet. Yani. Hadi gelsin yenisi. Bir zinciri oluşturan halka ve parçalardan her biri. O hani yuvarlaklar var ya, onlara ne diyorduk? Zincirin her bir nokta noktası. Zincirin halkası yine diyeceğim. Halka değil. Bir harf alayım yine. Yenen bir şeyin ismi. Şekli benziyor da ondan. Aynı zamanda yenen bir şeyin ismi. Şekli benziyor. Bir harf daha alayım. Yapmayın be. Aldık bir tane daha. Fava sever misiniz? Bakla. Bakla. 300 puan değerinde. Yenisi gelsin. Yenisi gelsin, bu biraz zorcaydı. Ama şu zıpır olmasına rağmen 600 puan birden kazandırır. Görelim efendim. Nostaljik gezgine. Gezginle eş anlamlı bir kelime aradığımız. Nostaljik dedik, biraz böyle naftalinli. Seyyah. Seyyah. Gayet güzel. Sizin mutfaklarınız nasıl? İyi sayılır. Muhammaralar, Çerkez tavukları. Ya çok yapmıyorum ama. Değil mi? Cevizin 3 harfini alıp da cevaplayanlardan değilsiniz. Buyurun efendim. Bu gayet basit bir şey olur sizin için. İyice dövülmüş buğdayın. Keşkek. Bak görüyor musun? Etle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan geleneksel düğün yemeğimiz. Değil mi? Evet. Yenisi gelsin efendim. Eş anlamlı sorusu. Abluka sözünün Türkçe karşılığıdır. Bir harf alayım. Aldık. Abluka, Türkçesi. Abluka. Kuşatım. Kuşatım, kuşar. Kuşatma. Kuşatma. 600 puan. Hanımefendi, çok güzel geldik buraya kadar. Süresini en iyi kullanan yarışmacım şu ana kadar sizsiniz. Yarısı bitti. Siz 1,5 dakika harcadınız. Yarısı sizi bekliyor. 2,5 dakikanız var. Şimdi bir daha takılırsak mesela Joker'deki gibi daha uzun düşünebilirim diyeyim kendinize. Olur tamam, mu? Tamam. Hadi bakalım. 7 harflidir, tek kelimedir, yaygın kullanılır. Bilakis. Vallahi bravo. Tersine olarak, aksine. Ben de yorum yapıyorum ki pat diye cevabı verdiniz. Peki öğretmenim, şimdi alanınızdan gelmiyor. Bu matematik sorusu. Sever misiniz? Çok sevmem ama yani bir ortalama bir bilgim vardır diyeyim yani. Bu çok güzel bir şeydir. Buyurun. Matematiği sevmeyen bile sever bu. Pi sayısı. Her yılın 14 Mart günü adına kutlamalar düzenlenen matematik sabitidir efendim pi sayısı. Buyurun gelsin yenisi. Fransızca kökenli son 8 harfli rafine edilmiş konuşma biçimi. Fransızca kökenli tek kelime rafine edilmiş... Konuşma biçimi. Bir harf alayım. Buyursunlar. Fazlası varsa o atılmış. Eksiği varsa tamamlanmış. İnceltilmiş. Hoşlaştırılmış. Bir harf daha alayım. Konuşma biçiminiz çok rafine. Nokta noktanız çok güzel. Diksiyon. Diksiyon. 600 puan değerinde. 5400 oldu kasa. Elimde de size soracağım 4 tanecik soru kaldı. Halen... Toplam sürenizin yarısına sahipsiniz. Gelin harf almayın Semra Hanım.
Şu diksiyonda aldığınız iki tane harf durduramadım size ama hiç gerekli değil. Evet, biraz orada hızlı aldım. Biraz daha uzun düşünelim. Tamam mı? Soru başına yarım dakika var. Durdurdunuz, 1.30 saniye daha var. Soru başına 1 dakika var. Şu an kaça kadar ulaşabilme şansı var? Şu an 9200 yapabilecek durumdasınız. Tamam. 8 tane harf alabilirsiniz. Bence hiç harf almadan da cevap verirsiniz bu son 4 soruya. İlk 9 harflisi batı kökenlidir. 2 kelimeden oluşur. İkisi de batı kökenlidir. Buyurun efendim. Bağımsız apartman veya villa tipinde inşa edilmiş konaklama tesisi. 2 kelime. Bağımsız apartman dairesi veya villa tipinde inşa edilmiş konaklama tesisi. Böyle daha güzel oldu. Yani içinde mutfağı da var. İsterseniz yemek de yapabilirsiniz. Ama konaklama tesisidir. Belli bir para ödenir. Pansiyon. Pansiyon gibi değil. Apart gibi bir şey geliyor aklıma. Ne geliyor? Apart. Ne güzel gelmiş. Niye kaldı öyle? Bir tane daha gelsin sonuna. Çünkü bir tek apart demiyorlar onlara. Kısaltıyoruz apart diye halk ağzında. Apart, apart otel. Apart otel efendim. Bravo. İyi miyiz? Evet. Çok iyiyiz. 1 dakika 18 saniye var. Harf almaya ihtiyacınız yok. Süre. Kullanacağımız odur. İşte son 9 harf. Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alettir. Basınç ölçer Türkçesi. Basınç ölçer. Bir harf alayım. Fırtına geliyor. Baksana ne hale gelmiş nokta nokta. Fatih Bey en iyi o bilir. O denizcidir çünkü. Ölçü aletlerinin sonunda bir şey olur genellikle. Hani o... Tör. Tör değil. Yok. O şeyi ölçen mesela sıcaklığı falan ölçen neydi? Termostat gibi. Miydi? Sıcaklık mıydı, ısı mıydı? Biri sıcaklık, biri ısı karıştırdım şimdi. Isı ölçer, termostat diyorlar ama yani o tatlı mı bitiyor? O zaman sıcaklık ölçer. Sıcaklık ölçer, hayır. Bir harf alayım ya, sürem ilerliyor. B ile başlıyor bu bir cihazı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istedik. Barometre. Termometreden yakalar mıyız dedim ama yanlış yola soktum sizi. Kusura bakmayın. 22 saniyeniz var efendim. 9000 olmayacak ama 8900'ü yakalayabilecek durumdasınız. Eğer ki başımıza bir bela gelirse unutmayın son iki soruda 5 harf alırsınız. Almayın ama isterseniz alırsınız. Buyurun. Tek kelime. Mekmak değil, mema. Bitkiler için tohumdan veya tomurcuktan küçük dal veya sürgün çıkarma. Harf alayım. Bitki için küçük. Filizlenme. Filizlenme gayet güzel. Son 9 saniyede bu soruyu, bu tabiri bulup çıkartmak için yeterlidir. İki kelimedir Semra Hanım. Şöyle sorulmuştur. İffet mütecavizi. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Durduralım mı? İki kelime, iki kelime. Kalıplaşmış tabir. Halk ağzında sıklıkla kullanılır. Mütecaviz neydi? Mütecaviz. Saldırgan. Hı hı. Hı hı. İffet saldırganı. Daha yaygın kullanılanı var. Ne biçim adamsın? İffet saldırganı. Irz düşmanı. Irz düşmanı. 800 puan. 200 puan farklı efendim. Birinciliği aldınız Ece Hanım'ın elinden. Bir bakayım. Acı acı gülümsüyor. Dur bakalım Fatih Bey'in performansından sonra sizin tebessüm ne hale gelecek? Olabilir. Ne olursa olsun. Çok güzel yarıştınız hanımefendi. Daha kuvvetli bir alkışı da hak ettiniz. Rencide edelim mi? Rencide edelim mi? Etmeyelim. Edelim. Şu anda Zilan Hanım mesela çok müsait. Şu anda rencideydi. Edelim mi? Hayır. Etmeyelim. Dünya tatlısı insanlar. Bugünü bize bağışladılar. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın efendim. Daha güzel sonuçlar alırdık. Biraz şanssızlık. Sorular da ağırcaydı. Kabul etmek lazım. Ona rağmen ışıldadınız. Bunu da sizi rahatlatmak için söylemiyorum. Bir dakikaya kapatacağız. Öyle bir uğraşım yok. Ne gördüysem onu söylüyorum. Hadi onlara da bir kuvvetli alkış verin. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Bileğinin hakkıyla kazandı mı? Tabii. Kesinlikle evet. Sağ olun, teşekkür ederim.
teslim herkes edeyim. Herkes çok güzel yarıştı bu arada gerçekten. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu da bir hatıra olsun. Güzel günlerde harcar, bizi hatırlarsınız. Sağ olun. Daha hafta finali var. Hı hı. Sonrasında tur finali var. Sonuna kadar götürürüz bu macerayı. İnşallah, bakalım. Kapatalım birlikte. Hı hı. Buralardayız efendim. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız yapacağınız şeyi biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de yoksuz bırakmayın. Hoşçakalın.